Aşağıdaki duyulardan hangisine ait reseptörler vücudumuzda diğerlerine göre daha geniş bir alana yayılmıştır denmiş. Şimdi tat alma duyusuna biz bakacak olursak sadece dilde bulunacak. Dolayısıyla geniş bir alan değildir. A seçeneği gitti. Koku alma duyusuna baktığımızda burunda bulunacak. Yine geniş bir alan değil. Görme gözde gerçekleşir. Dolayısıyla geniş bir alan değil. İşitmeye baktığımızda kulakta göreceğiz. Gitti. Ama dokunmaya baktığımızda derimizde bulunduğundan dolayı derimiz de vücudumuzun en büyük organlarından bir tanesi. Dolayısıyla dokunmaya ait reseptörler vücudumuzun her bölgesine yayılmıştır. Derimizde bulunduğundan dolayı. Dolayısıyla en geniş yüzeye sahip olan reseptörler dokunmaya ait reseptörlerdir. Cevabımız E seçeneğidir. İnsan kulağına ait aşağıdaki yapılardan hangisi iç kulakta yer almaz denmiş. A'ya baktığımızda salyangozu görmekteyiz. Salyangoz iç kulağa yerleşmiş yapılardan bir tanesidir. Kesecik iğne iç kulakta bulunmakta. Tulumcuk iç kulakta, yarım daire kanalları iç kulakta yer almakta. C seçeneğine baktığımızda ise kulak sarığını görmekteyiz. Kulak sarığı dış kulakta yer alan bir yapıdır. Sesin kulak kepçesiyle toplandıktan sonra kulak yoluna iletilmesi, daha sonra kulak sarığına gelmesiyle titreşim haline getirilecektir. Dış kulaktaki yapılardandır. 3 tane yapı gördük. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak sarıdır. Demek ki bu yapılar dış kulakta yer almakta. Cevabımız C seçeneğidir. İnsanın derisinde mekanik duyuların hangilerinin algılanmasını sağlayan reseptörler bulunmaktadır demiş. Bire baktığımızda dokunma doğru bir ifade. Özellikle dokunmaya dayalı mekanoreseptörler derimizde yer almakta. Basınca baktığımızda yine basınç reseptörleri de derimizde bulunmakta. 3 sıcak ve soğuğu algılama, yine derimizde ya da ellerimizde biz sıcak ve soğuğu algılayabilmekteyiz. Dolayısıyla sıcak ve soğuk reseptörleri de derimizde yer almıştır. 4'e baktığımızda ağrı, yine ağrı reseptörleri, kıl kökü reseptörleri derimizde yer almakta. Dolayısıyla burada verilmiş olan tüm reseptörler derimizde bulunmaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Bir insanın kulağına gelen ses dalgaları yapılarından hangi sırayla geçer demiş. Tabi önce kulak kepçesi toplayacak, daha sonra kulak yoluna iletilecek. Kulak yolundan geçtikten sonra kulak zarına gelecek. Kulak zarını titreştirdikten sonra bu titreşim çekiç, örs ve üzengi kemikleri üzerinden devam edecek. Çünkü burada kuvvetlendirilecek. Daha sonra oval pencereye gelecek. Oval pencereden korti organına gelecek ve oradan da beynin ilgili bölgesine yollanacak. Dolayısıyla sıralama 1, 2, 4 ve 3 şeklindedir. Cevabımız B seçeneğidir. Burun, göz ve deride bulunan reseptör hücreler ile ilgili olarak özelliklerinden hangileri ortak değildir denmiş. Bire baktığımızda ışık uyaranı ile uyarılmak. Işık uyaranı ile sadece göz uyarılmakta. Burun ve deri uyarılmaz. Dolayısıyla birinci öncülümüz ortak değil. 2'ye baktığımızda mekanik uyaranlar ile uyarılma. Deriye baktığımızda mekanik uyaranlarla ilgili reseptörleri bulundurmakta. Dolayısıyla burası sadece deriyi ifade etmekte. Burun ve gözde mekanik uyaranlar yok. Kimyasal ve ışık uyaranlarına bağlı olarak uyarılma gerçekleşmekte. 3'e baktığımızda kimyasal uyaranları algılama, ki burun bunu algılamakta. Göz ve deri yine kimyasal uyaranları algılamaz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de ortak değildir. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Koku ve tat duyularıyla ilgili olarak özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bire baktığımızda uyarıları alan reseptör hücrelerinin bulunduğu organ. Yanlış bir ifade. Koku burundadır. Yazalım. Tata baktığımızda ise dilde yerleşmiştir. Dolayısıyla reseptörlerin bulundukları organlar aynı değildir. 2'ye baktığımızda alınan uyarıların beyne iletim şekli. Tabi sinirsel olarak iletim gerçekleşmekten önce tat tomurcuklarına, oradan da sinirsel olarak beyne gitmekte. Yine buruna baktığımızda yine koku reseptörleri algılamakta, sonra sinirsel iletim ile beyne yollanmakta. Dolayısıyla ikinci öncülümüz ortak. 3'e baktığımızda alınan uyarıların beyinde değerlendirildiği merkezler. Yine merkezler birbirinden farklı. Dolayısıyla koku duyusu beyinde farklı bölgede yerleşmekte. Tat duyusu da farklı bölgeye gitmekte. Dolayısıyla üçüncüsü de ortak değildir. Cevabımız B seçeneği yalnız 2'dir. İnsan dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir denmiş. A'ya baktığımızda dilde bulunan reseptörler sıvıda çözülen maddeler ile uyarılır. Doğru bir ifade. Ancak bir maddenin tadını alabilmek için önce o madde tükürük sıvısına çözülmesi gerekmekte ki daha sonra tat tomurcukları tarafından algılanabilsin. B'ye baktığımızda dilin farklı kısımlarında farklı tatları daha yoğun algılayacak şekilde özelleşmiştir. Doğru bir ifade. Hemen kabataslak bir dilin yapısına baktığımızda uç kısım tatlıyı daha fazla algılanmakta. Arka kısımda acı algılanmakta. Yan taraflarda ise ekşi ve tuzlu algılanmakta. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. C'ye baktığımızda dilde bulunan reseptörler eşik değerdeki uyarılar ile uyarılırlar demiş. Doğru bir ifade. Eşik değer ve üzerindekiler ile uyarılmakta. Fakat eşik değerin altında tepki verilmemekte. E'ye baktığımızda dildeki tat tomurcuklarında bulunan duyu hücreleri tat alma sinirleriyle bağlantılıdır. Zaten tat tomurcuklarına baktığımızda burada bulunan sinirler ile beyne iletim gerçekleşmekte, beynin ilgili bölgesine gitmekte ve değerlendirilmekte. D'ye bakacak olursak, duyu sinirleriyle taşınan impulslar talamusa uğramadan beyne iletilir demiş. Yanlış bir ifade. Bu olay koku duyusuyla ilgilidir. Koku sinirleri, koku duyusu sinirlerle taşınırken talamusa uğramadan beynin ilgili bölgesine direkt gitmekte. Talamusa gitmez. Dolayısıyla tat almayla ilgili impulslar, duyu sinirleri önce talamusa uğrayacaklar. Daha sonra beynin ilgili bölgesine gidecekler. D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. İnsanda koku duyusuyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. 1'e baktığımızda koku reseptörleri burun boşluğunun üst kısmındaki sarı bölgede bulunur. Doğru bir ifade. Zaten sarı bölgede önce mukusa çözüldükten sonra bu bölge tarafından algılanmakta. Daha sonra beynin ilgili bölgesine yollanmakta ve burada da yorumlanmakta. 2'ye baktığımızda koku reseptörlerinin her biri özelleşmiş sinir hücreleridir. Yine doğru bir ifade. Çünkü beyne iletimde bir sinir hücrelerini göreceğiz. 3'e baktığımızda sıcaklık, nem gibi faktörler kokuların algılanmasını etkiler. Hastalık, sıcaklık, nem gibi faktörler. Çünkü koku molekülleri sıcak havada daha fazla çözülmekte ya da nemli ortamlarda daha fazla çözülmekte. Dolayısıyla nem oranının artması, sıcaklığın artması gibi durumlarda koku daha fazla algılanmakta, daha net bir şekilde algılanmakta. 3. öncülümüz de doğrudur. Eğer ki hastalık geçiriliyorsa bu sefer mukus salgısı artacaktır. Kalın bir tabaka meydana getirdiği için koku molekülleri mukusta tam olarak çözülemeyecek. Dolayısıyla beyinde tam olarak kokuyu algılayamayacaktır. Zaten hastalık zamanlarında hatırlanacak olursa tam ve net bir şekilde kokular algılanmaz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneğidir. Alacakaranlık ortamda yakındaki cisme bakan bir birey aniden aydınlatılan ortamda uzaktaki bir cisme baktığında yapılarından hangilerinde değişim olması beklenir denmiş. Şimdi burada göz uyumunun gerçekleşmesi gerekmekte. Bir kere karanlık ortamdan aydınlık ortama geçiyor ve de yakına bakarken uzaktaki cisme bakmaya başlıyor. Dolayısıyla göz uyumuna ihtiyaç var. Bunu da sağlamak için kimler çalışacak? Hemen onlara bakalım. Bir kere göz merceği çalışacak. Göz bebeği çalışacak ve bir de kirpiksi kaslar çalışacak ki göz uyumu gerçekleşebilsin. Kör noktada herhangi bir değişim meydana gelmez. Dolayısıyla kör noktanın herhangi bir görev yoktur göz uyumunda. Sorumuzun doğru cevabı göz merceği, göz bebeği ve kirpiksi cisimdeki kaslardır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda iki deneyin bulunduğu ortamın sıcaklığı, nem oranı, ortama bırakılan aynı cinsten koku partiküllerinin yoğunluğu ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. D1 deneyine baktığımızda ortam sıcaklığı 10, D2'de 35 santigrat dereceye çıkarılmış. Ortam nemi %10 iken D2'de %30. Koku partiküllerin yoğunluğu %50'den %70'e çıkarılmış denek 2'de. Buna göre yorumlarına bakalım. 1'e baktığımızda D1 deneyinin koku reseptörleri D2 deneyinden daha çabuk yorulur demiş. Yanlış bir ifade. D2'ye biz bakacak olursak bir kere ortam sıcaklığı daha uygun, ortamdaki nem miktarı fazla ve koku moleküllerinin partikül yoğunluğu daha yüksek. Dolayısıyla D2 daha fazla yorulacaktır. 2'ye baktığımızda D2 deneyi D1'den daha hızlı koku alır. Doğru bir ifade. Çünkü hem nem fazla hem de sıcaklık fazla. Nem ve sıcaklığın fazla miktarda olması kinetik enerjiyi arttıracak. Dolayısıyla koku moleküllerinin daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı D2 deneyi D1 deneyinden daha hızlı koku almaktadır. 3'e baktığımızda D1 deneyinin bulunduğu ortam sıcaklığı koku almada görevli olan reseptörlerin yapısını bozar demiş. Yanlış bir ifade. Burada sıcaklığın 10 santigrat derecede olması reseptörlerin yapısını bozmayacaktır. Eğer ki bu sıcaklık gittikçe düşüyorsa reseptörler çalışmaz ama yükseliyorsa da artık 40 santigrat dereceden sonra 45 santigrat dereceden sonra yapılar protein olduğu için bozulacaktır. Fakat 10 santigrat derece çok soğuk bir ortam ya da çok sıcak bir ortam olmadığı için reseptörlerin yapısını bozmaz. 3. öncülümüz de yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 B seçeneğidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen göz kusuruyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 1. özelliğe baktığımızda göz küresinin çap kısalmıştır ya da göz merceği incelmiştir. 2. Görüntü A tabakanın arkasına düşer ve cisim net olarak görülemez. Şimdi bu göz kusuruna bakacak olursak bir kere göz küresinin çapı kısaldığından dolayı burada hipermetropluk vardır. Hipermetrop. Eğer ki uzasaydı miyopluk meydana gelmiş olacaktı. Dolayısıyla 1. öncüle baktığımızda hipermetrop olarak tanımlanır. Doğru bir ifade. Yani bu insan yakını göremiyordur. Yakını göremiyor ama uzakta problem yaşamaz. 2'ye baktığımızda uzak net olarak görülemez. Yanlış bir ifade. Buradaki problem yakını görememedir. 2. öncülümüz gitti. Eğer uzak net olarak görülemiyorsa bu hastalık miyopluktur. 3'e baktığımızda ince kenarlı mercek kullanılarak düzeltilebilir demiş. Doğru bir ifade. Zaten hipermetroplukta ince kenarlı mercek kullanılmakta. Miyoplukta ise kalın kenarlı mercek kullanılmakta. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir insana PRS duyu organlarında bulunan reseptör çeşitleri verilmiş. Tabloya göre ifadelerinden hangileri kesinlikle söylenebilir? Şimdi P'ye bakalım. Fotoreseptörler varmış. Kemoreseptör yok. Mekanoreseptör yok. Dolayısıyla burası gözdür. Çünkü ışık ile uyarılan reseptörler göze aittir. Fotoreseptörlerdir. R'ye baktığımızda kemoreseptör var. Mekanoreseptör yok. Fotoreseptör yok. Dolayısıyla burası da burundur. burun kokuyu almaya göre özelleşmiş bir organdır. S'e baktığımızda ise mekanoreseptörler var. Kemo yok. Fotoreseptörler yok. Dolayısıyla burası da deride bulunmakta. Buna göre yorum yapalım. 1'e baktığımızda PRS duyu organlarından alınan uyarılar duyu nöronları aracılığıyla talamusa uğradıktan sonra beyin kabuğundaki ilgili merkeze taşınır demiş. Şimdi göz ve deri için doğru bir ifade. Fakat burun yani koku duyusu talamusa uğramadan direkt beyine gidiyor. Beyine gider diyelim. Direkt beyine gittiğinden dolayı birinci öncülümüz yanlıştır. Talamusa uğramıyor koku duyusu. 2'ye baktığımızda R duyu organındaki reseptörün uyarılabilmesi için uyarıcı maddenin sıvı içinde çözülmesi gerekmektedir demiş. Şimdi R'ye baktığımızda burun yani koku almadan sorumlu organdır demiştik. Dolayısıyla koku molekülleri önce mukusta yani sıvı materyal içerisinde çözülmesi gerekmekte ki buradaki reseptörler algılayabilsin. İkinci öncülümüz doğrudur. 3'e baktığımızda PRS duyu organlarındaki reseptörlerle alınan tüm uyarılar beyin kabuğunun aynı bölgesinde değerlendirilir. Yanlış bir ifade. Her duyuyla ilgili beynin farklı bölgesi görev olmakta. Dolayısıyla aynı bölge işlev yapmayacaktır. Farklı bölgelere yollanır. Dolayısıyla 3. öncülümüz de gitti. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği yalnız 2'dir.